Evet, hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra bir videoyla da karşınızdayım. Bayağı uzun bir ara oldu bu arada. Askerlik süreci falan girdi araya. Yaklaşık bir sene 3 ay falan olması lazım işte. Yani bayağı bir zaman geçti. En kötü bir sene olmuş olması lazım en son attığım videodan bu yana. Şimdi biliyorsunuz Farming Simulator 22 çıktı. Baştan da anlayacağınız üzere. Direkt konuya gireyim hiç uzatmadan. Farming Simulator'da radyo eklemeyi göstereceğim. Yani bildiğiniz bizim işte baba radyo olsun bilmem ne olursa olsun, yani eğer formatını bulabilirseniz, onun bir link formatı var, birazdan göstereceğim. Eğer onu bulabilirseniz istediğiniz radyoyu oyun içerisindeyken direkt radyoyu açarak işte 5 tuşundan 6 tuşundan da kanalları gezerek dinleyebileceksiniz. ETS2'de falan da vardı bunlar. Türkiye'de videosunu çekeni göremedim. Ben kendi çabalarımla birkaç yabancı kanal falan izleyerek buldum nasıl yapıldığını. Şimdi size onu göstereceğim. Hem daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk olarak bilgisayarım, belgeler, My Games, Farming 22, müzik klasörüne geliyoruz. Burada iki adet klasörümüz olacak. Bu arada buraya direkt müzik de atabilirsiniz. Oyun içerisinde direkt müzikleriniz de çalacaktır. Yani MP3 formatında direkt müzikleriniz de bu klasöre atarak çalabilirsiniz. Ben direkt radyo dinleme taraftarıyım. Bilgisayarımın içerisinde müzik yüklü değil. O yüzden hiç atıp da denemedim. Daha doğrusu indirmedim de. Şimdi bu iki dosya gelecek karşınıza. Şimdi ilk önce bunları düzenleseniz bile kaydedemeyeceksiniz. Onun için özellikle salt okunur seçeneğini kapatın ki dosyaları düzenlediğimiz zaman kayıt edebilelim. Şimdi bize burada diyor ki nasıl ekleyeceğinizden bahsediyor. İşte sadece şu formatlar destekleniyor bu arada. İşte MP3, M3U, bir de PLC olarak radyo istasyonlarını ekleyebilirsiniz diyerekten sadece bunlar destekleniyor. Yani bunu göz önünde bulundurun. Daha sonra bizim işimiz asıl şurayla ilgili. Bunu birlikte aç, not defteri diyerek açıyorsunuz. Açtıktan sonra sizde şu aşağısı olmayacak. Büyük ihtimal hani şurası oluyor ama şuradaki iki tanesi olmayacak. Şimdi şu üç tane satırdan sonra bir adet enter'a basıp boşluk bırakıp alttaki bir satıra geçiyorsunuz. Daha sonra alttaki satırı nasıl yapacaksınız? Bakın şurada görmüş olduğunuzu şu şekilde seçip bu oktan bu oka seçip kopyalıyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Ctrl C diyorsunuz. Mesela buraya geldim, bir satır indim. Buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buraya yapıştırdıktan sonra şimdi ben bunu yapıştırmayacağım tabii ki. İki tane radyo istasyonu ekleyeceğim şu anlık. Oraya yapıştırdıktan sonra hemen size şöyle internetten göstereceğim. Radyo M3U yazıyorsunuz, aratıyorsunuz. Harshit Vadisi diye ilk başta bir site çıkıyor. Ya da başka sitelerden de bulabilirsiniz. Önemli olan formatın destekleniyor olması. Şimdi buradan mesela Arabesk FM varsa şurada Arabesk FM, Arabesk Radyo. Bakın hemen bir tane buldum. MP3 formatlı, bakın sonunda stream diyor. MP3 yazıyor. Bunu ilk önce bir kontrol edin. Ctrl C yapın. Şuradan arama sekmesine bir yapıştırın bakalım. Evet, gördüğünüz üzere çalıyor. Çok fazla göstermeyeceğim. Telif yememek adına. Şu anda radyomuz çalışıyor. Bir problem yok. Linki kontrol etmiş olduk. Şimdi buradan linki aldıktan sonra yapacağımız iş buraya attığımız yere gelip şurayı seçiyorsunuz. Sadece iki tırnak arasını bu arada. Kontrol ve yapıştırdım. Daha sonra burayı kaydettim. Buradan da kaydedebilirsiniz. Ctrl S de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Kaydettikten sonra kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Bunların hiçbiriyle işimiz kalmadı. Daha fazla radyo eklemek istiyorsanız tabi alt alta kaça kadar destekliyor bilmiyorum. Ama ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben iki tane ekledim. Hatta az önce iki tane ekledim de biri bozuktu sanırım. Çalmadı. Şimdi gene deneriz. Gene desteklemiyorsa büyük ihtimal bir radyo ekleme hakkınız vardır. Yani çok fazla kargaşa olmasın diye. En çok dinlediğiniz radyo neyse onu ekleyebilirsiniz. Neyse uzatmayalım. Oyuna bir geçelim.
Oyunumuz açılsın. Kariyer diyoruz. Başlatıyoruz. Oyunu da çok fazla oynamadım bu arada. Dediğim gibi böyle radyodur vesairedir. Onları yüklemeden çok fazla oyunu oynamak istemedim. Şimdi direkt şöyle aracımıza bir geçelim. Radyo bu arada 5 tuşuyla açılıyor. Klasik halden sonra bakın. Şu klasik hal yazıyor yukarıda. Klasik halden sonra çevrimiçi yayınlara geçmek istiyor musunuz sorusuna. Evet diyorsunuz. Yukarıda görmüş olduğunuz üzere Baba Radyo Adnan Şenses şu an çalıyor. 6. Evet. Şu anda radyolarda herhangi bir problem yok. Radyolarımız çalışıyor. Bunun gibi Farming Simulator hakkında işte başka video istiyorsanız onu da yükleyebilirim. Mesela Türkçe dil desteğiyle ilgili gerçi birçok Türk video çekmiş o konuda. Türkçe dili de oldukça yapamayan var. Bazen sıkıntılar çıkarıyor. Bu şekilde göstermiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra başka videolarda görüşmek üzere. Müsait olduğum zaman da zaten önceden kanalı bilenler bilir. Büyük ihtimal yayınlara vesaire devam edeceğiz. Artık nasıl olur bilmiyorum. Bir bakalım. Daha yeni geldim. Zaten gelir gelmez de işte 2 gün oldu arada. Hemen farming'e başladım. Videosunu da çektim. Bu şekilde belki seri olarak farming'i çekebiliriz. İşte ETS oynayabiliriz. Rust serisi büyük ihtimal gelecek. Onunla ilgili birkaç çalışmam var şu anda sistemle ilgili. Sistemi ayarladığım zaman büyük ihtimal Rust videosu da gelecek kanala. Duo oynarız ya da Trio oynarız. Rust'ı da bilenler bilir. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Injection.